Konuğumuz fonksiyonel tıp hekimi, ozonterapist Doktor Nur Topçu. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nur hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgür Bey. Evet, biz güzellik estetiği hep konuşuyoruz ama bir de bunun yanında fonksiyonel tıp alanı ve ozonterapi alanıyla birlikte güzellik estetiğin bağışıklıkla birlikte, bağışıklık sistemi ile birlikte nasıl şekillendirdiğimizi de konuşuyoruz. O yüzden sizi bugün buraya kadar zahmet verdik. Buraya kadar davet ettik sizi. Estağfurullah. Hocam. Malumunuz sevgili seyircilerim, COVID-19 süreciyle birlikte hayatımıza bir bağışıklık sistemimiz olduğunu ve bazı şeylerin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve bazı şeylerin ise bağışıklık sisteminin aleyhinde çalıştığını hep birlikte görür olduk. İşte fonksiyonel tıp hekimleri, bağışıklık sistemiyle uğraşan, ozonterapi uygulayan, ultrason uygulayan hekimlerimiz, tamamlayıcı tıp dünyasının hekimleri bu konuda haklı bir övgüye sahip oldular ve bağışıklık sistemini nasıl güçlendirdiğini, inşa edebildiklerini bize anlatır oldular. Evet, şimdi sevgili Nur hocam bize güzellik estetik dünyasında çok kullandığımız dolgu uygulaması ile, ki bugünlerde aşıyla dolgunun yakınlığı uzaklığı hep konuşulur hale geldi. Bu konularla ilgili yeni özel bir formülasyon, yeni özel bir uygulama tekniğini nasıl, ne şekilde uygulayacağını bizlere anlatacak. Hocam, dolgu uygulamasını biliyoruz. Ama hibrit dolgu uygulamasını, yeni bir etken maddesine sahip olan hibrit dolgu uygulamasını bize sizin anlatmanızı istiyoruz. Nedir hocam? Biliyorsunuz hibrit kelimesi birkaç etkinin bir arada olduğu, birkaç maddenin bir araya gelmesinden meydana geliyor. Yani hibrit bir yerde melez demek direkt evet. olarak. Hibrit dolguda ise PLA dediğimiz ve aynı zamanda hyaluronik asit dediğimiz iki etken maddenin, iki etkili maddenin etkilerinin bir araya gelmesiyle oluşan bir özel bir dolgu. PLA bir yerden diğeri altında kolajen sentezini uyarırken aynı zamanda hyaluronik asit destek ve volüm verici etkisinden yararlanıyoruz. Böylece her ikisini uyguladığımız zaman birisinin etkisi başlamışken diğerinin etkisi başlayıncaya kadar o dolgu efekti, daha doğrusu dolgu dolgun ve hacim görünümünü veriyor. Ama şimdi siz ezberleri bozmuş oldunuz hocam. Yani biz hacim kazandırmak için hyaluronik asit kullanırız. Evet. Uzun yıllardır. Hemen hemen bizi izleyen izleyicilerimizin birçoğunun yüzünde, dudaklarında, birçok noktada var olan maddedir hyaluronik evet. asit. Ancak PLA dediğiniz, polilaktik asit dediğiniz bir maddeyi evet. ile birlikte hyaluronik asiti birleştiriyorsunuz. PLA'nın varlığını biliyor muyuz? Daha önceden kullanıldı tabii mı hocam? Tabii cerrahiplerde özellikle aynı zamanda ip uygulamalarında kullanılan materyalle ortak özelliğe sahip. O yüzden tanımadığımız bir materyal değil. Hyaluronik asit biliyorsunuz dolgu için, dediğiniz gibi dolgu için kullandığımız bir materyal, madde. Ama burada çapraz bağsız olmasına rağmen uzun süre orada cilt altına homojen olarak yayılarak, gerçekten güzel yayılıyor, ben onu uyguladığım için biliyorum, yayılarak bir anda dolgu efektini, dolgu görünümünü gayet iyi vererek etki ediyor. Ama bu arada bir 6 hafta sonra kadar falan daha da etkin hale geliyor. Çünkü PLA'nın cilt altındaki kolajeni uyarıcı etkisi başlamış oluyor. Böylelikle birinin hatta başladıktan sonra da hyaluronik asitin etkisi bir nebze daha devam ederken PLA oradaki kolajen cilt altındaki kolajeni uyararak çok daha genç, kırışıksız ve canlı, fresh bir görüntü veriyor. Yani siz bir işlem sürüyor. Yapıyorsunuz. Evet. İki evet. tane ayrı evet. etkiye sahip olan bir sonuca doğru gidiyorsunuz. Evet, hem volüm veriyoruz. Hem lifting dediğimiz kaldırmayı sağlıyoruz, aynı zamanda da kolajen ürettirerek yenilenmeyi sağlıyoruz. Tabii bir de 6 hafta sonra o volüm etkisi ortadan kayboluyor. Daha doğal, natürel evet, bir yüze. Evet, öncelikli olarak bir volümlenme geliyor, evet. yerleşiyor. Kişi aynaya baktığı zaman genç, çok dinç görüyor kendisini. Sonra arkasından 1,5-2 ay sonra dokuda gerçekten kalıcı bir kolajen artışı evet. gelince... volüm de ortadan kayboluyor. Ve gerçekten ışık
bir ışık hissediyor hastalar. Kendilerini genç hissediyorlar. Kendilerini beğeniyorlar. Ve bu süre uzun sürüyor. Peki hocam bu tek bir uygulama mıdır? Yoksa birkaç seans üstü tek, yapmak tek gerekir uygulama, mi? Hayır, tek uygulamada yaklaşık bir buçuk yıl kadar bir süre kolajen, hatta 6. aydan bile kolajen sentezinin devam ettiğini bulmuşlar. Çünkü PLA'nın vücuttan atılması 2 yıl. Bu nedenle bu süre içinde kolajen sentezi ve yenilenme devam ediyor. Ya çok güzel gerçekten de, kim düşünmüşse çok güzel düşünmüş. Kim akıl etmişse aklına sağlık. Peki hocam, şimdi siz tamamlayıcı tıp, fonksiyonel tıpla uğraşıyorsunuz. Evet. Dolgulara karşı vücudumuzun çok güçlü bir bağışıklık sistemi var. Hı hı. Yanlış bir dolgu maddesini kullandığınız anda vücudumuz onu biçer döver gibi parçalar atar. Aynen. Geriye de hiçbir şey bırakmaz. Hı hı. Bağışıklık sistemi hastalanmışsa, işte virüslerle, nezle, griple vesaire hastalanmışsa bu biraz zorlaşır. Dolayısıyla dolgu maddelerinde güvenlik çok önemlidir. Dokuda bir nevi reaksiyon yaratmayan, doku dostu, insan vücuduna varlığıyla zarar vermeyen ama dokunun daha güçlenmesini, zenginleşmesini, kendi içinde yeni hücreler oluşmasını sağlayan bir özelliğe sahip olması gerekir. Evet. Bu yeni formülasyon anladığım kadarıyla bunu yapıyor. Evet. Bunun gerçekleşmesindeki güvenlik bizi çok ilgilendiriyor. İzleyicilerimizin en çok sizler programa konuk olduktan sonra sordukları sorular, hocam güvenli mi diye evet. sordukları sorular bunlar. Güvenlik nedir her hocam ikisi burada? Her ikisi de FDA onayı almış ürünler. O yüzden herhangi bir, şimdi otoimmünitesi olan, yani bağışıklık sistemi aşırı fazla çalışan kişilerde tabii ki dolgulara dikkatli olmak lazım. Bu hepimizin bildiği bir şey. Güvenliği yönüyle FDA onayını almış mıdır hocam? Evet, FDA onu söyleyeceğim. FDA onayı aldığı için herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani ama yine de ben de hekim olarak biraz dikkatli olmak gerektiğini, hastayı iyi irdelemek gerektiğini düşünüyorum. Evet, tabii burada hekim her türlü alternatifleri düşünmeli. Evet. Özellikle güvenlik yönüyle hastamıza zarar verici bir uygulamalardan kaçınmamız özellikle gerekiyor. Ancak güzellik ve estetikten de geriye düşmememiz de lazım. Amacımız burada PLA, yani polilaktik asit içeren bir içerikle hyaluronik asit, yani doku yapışkanı, zamkı, doku çimentosu dediğimiz maddenin dokuya karışıp zenginleştirip o noktadan itibaren artık gerisini cilt kendisi yapıyor. Bağ dokusu artıyor ve anladığım kadarıyla fibroblastlarla beraber kolajen artımını sağlıyor. Evet. Ve bu kişinin kendine ait eski fotoğrafına dönüşmek anladığım kadarıyla. Yani kocaman dolgun bir yüz, abartılı bir dolgu uygulamaları değil, gençleşmiş bir yüz. Ben kendi pratiğimden söyleyeyim. Şöyle oluyor. Yaptığınız anda zaten bir anda, şimdi birincisi dolgunun uygulanılabilirliği çok rahat. Kanülle uygulanıyor ve hyaluronik asit önce bir jetokoyun ve bir serum fizyolojikle karıştırılıyor ve bir yapışkan bir madde haline geliyor ve onu uygulaması çok kolay ve homojen bir şekilde cilt altına yayılıyor. Yayıldıkça biter bitmez bile yapay olmayan bir görünüm oluyor ve hasta memnuniyeti çok güzel. Gerçekten doktor memnuniyeti de çok güzel. Hasta mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Ve yaklaşık bir ay sonra hasta bir resmini daha gönderdiğinde daha mutlu oluyoruz. Çünkü o hyaluronik asit etkisinden sonra bir gençlik hali geliyor hastaya. Çok güzel. İşte o zaman da işte bağ dokusu harekete geçiyor. Zaten hyaluronik asit bizim kendi organizma vücudumuzda olan bir şey. PLA'yı da zaten şimdiye kadar yüzlerce şeyde, cerrahi operasyonlarda, ip uygulamalarında, ameliyatlarda kullanılan dikiş materyali. O yüzden çok ciddi reaksiyonlar olacağını düşünmüyorum. Çünkü başlı başına hyaluronik asit belli bir süre sonra zaten çapraz bağsız olduğu için kayboluyor. Öbür maddede, yani PLA'da çok fazla çalışma yapıldığı için böyle bir, o zaman hiç ameliyat yapmayalım. Hocam son olarak bu yeni ve güçlü molekül, hı hı. Geçmişimizden bugüne kadar getirdiğimiz geleneksel dolgu uygulamalarına göre
daha mı ekonomik? Evet, bu tabii ki hem hekimler için çok büyük bir avantaj. Çünkü elimiz rahat çalışıyoruz. Evet. Hem de hastalar için tabii çok büyük bir avantaj. 10 mililitre, iki çeşidi var hibrit dolgunun. 50 ve 100 mililitrelik, 100 miligramlık. Birisi 10 mililitre, birisi 7,5 mililitre çıkıyor. Normalde biliyorsunuz dolguların bir tanesinde ya 1 ml vardır ya 2 ml vardır. 10 katı materyal elimize çıkıyor. Yani o 1 ml, 2 ml nereye yapacağımızı bilemeyiz. İşte orası mı en çok ihtiyaç var, burası mı ihtiyaç var? Hele hastanın ekonomik durumu sınırlıysa, belli bir miktar talep ediyorsa, o zaman onu en ihtiyacı olan noktaya yapmak zorundayız. Ama evet, burada çok güzel, yani keyifli, hekim için çok iyi bir şey. Çünkü ihtiyaç gördüğünüz her noktaya yapabiliyorsunuz ve çok ekonomik. Yeni bir etken maddesi, geçmişten gelen hyaluronik asitle çok güzel birleşmiş. Aynı zamanda kullanım kolaylığı var, doku dostu bir madde ve ekonomik özelliği ile birlikte sanıyorum önümüzdeki dönemlerde biz bu işlemden, hibrit dolgudan uzunca bir süre söz edecek gibiyiz. Evet. Bunu bizimle tanıştırdığınız hocam çok teşekkür ederiz. Rica ediyorum. Ayağınıza sağlık. Rica ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, programımız devam ediyor efendim. Sıradaki konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Tuğba Çakmak efendim. Çok yaşa devam ediyor.